Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde The Kid filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Kendini işine adamış ve mükemmelliyetçi biri olan Charlie Chaplin'in filmi çekmesi 5,5 ay sürdü. Ki bu 1921'de yapılan bir film prodüksiyonu için çok uzun bir süre. Charlie Chaplin ve Jackie Coogan'ın ekran dışında kurdukları bağ ekrandaki ilişkileri kadar güçlüydü. Her pazar çekimlerin ilk birkaç haftasında Chaplin, Jackie'yi eğlence parklarına, midilli gezintilerine ve diğer etkinliklere götürürdü. Bazıları Chaplin'in Coogan ile olan ilişkisini, Chaplin'in kendi mutsuz çocukluğunu düzeltme girişimi olarak görmüştü. Bazıları ise Chaplin'in çocuğa olan ilgisini, Coogan'ı yeni kaybettiği çocuğun yerine koyma çabası olarak yorumladı. Charles Reisner'in canlandırdığı, dayak yiyen çocuğun kabadayı abisi karakterinin Chaplin'i dövmeye çalıştığı sahnede, üst gövdesinin fiziksel olarak olduğundan çok daha büyük ve tehditkar görünmesini sağlamak için kıyafetlerinin içi doldurulmuştu. Filmdeki yoksulluğun tasviri ve sosyal yardım çalışanlarının zulmü, Chaplin'in Londra'daki kendi çocukluğunu anımsatıyor. Bu açıdan The Kid, Chaplin'in şimdiye kadar yaptığı en otobiyografik film olarak kabul edilir. Çekimler sırasında filmin adı kimsesiz çocuk anlamına gelen The Waif'ti. The Kid, Charlie Chaplin'in yönettiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyor. Sevimli yumurcağı oynayan çocuk karakter Jackie Coogan büyüyünce, 60'ların sevilen sitcomu Addams Ailesi'nde son derece tuhaf görünen Fester amca rolüyle yer aldı. Jackie Coogan'ın annesi ve üvey babası, çocuk oyuncunun tüm parasını yetişkinliğe ulaşmadan önce harcadığından, çocuk oyuncuların fonlarının bir daha ebeveynleri veya vasileri tarafından israf edilmemesini sağlamak için Coogan yasası diye bir yasa yürürlüğe girdi. Jackie Coogan bir yetişkin olduğunda maddi sıkıntılar yaşadığı zorlu bir dönem geçirmiş ve çaresizlik içinde Charlie Chaplin'e ulaşmış, Chaplin de tereddüt etmeden ona $1000 vermiş. Film, Amerikan Milli Kütüphanesi tarafından 2011'de kültürel, tarihsel veya estetik açıdan önemli olarak ilan edilerek ulusal film arşivlerinde korunmasına karar verildi. Kayıtlarda filmin dokunaklı dram, sosyal yorum ve yaratıcı komedinin sanatsal bir karışım olduğu söylenir. Ayrıca Chaplin'in güldürü ve acıma duygularını ustaca harmanlayarak izleyicilerde çeşitli duygular uyandırabilme becerisine övgüde bulunur. Orijinal telif hakkı sahibinin filmin telif hakkını yenilememesi, filmin kamuya açık hale gelmesine neden oldu. Bu da hemen hemen herkesin filmin bir kopyasını tekrar kopyalayıp satabileceği anlamına geliyordu. Bu nedenle filmin piyasada bulunan birçok versiyonu genellikle kötü bir şekilde kurgulanmış olup son derece kalitesizdir ve filmin ikinci veya üçüncü nesil kopyalarından kopyalanmıştır. Bugün itibariyle The Kid, Rotten Tomatoes'ta 44 eleştirmen tarafından %100 ile mükemmel film değerlendirmesi almış ve 10.000'in üzerinde kullanıcı tarafından yapılan değerlendirmede de %95 oranında değerlendirme puanı var. Rotten Tomatoes'un en iyi 100 film listesinde 56, IMDb en iyi 250 film listesinde ise 100. sırada. Charlie Chaplin büyük bir riske girerek filmi bir İtalyan bankasından $500.000 kredi alarak çekti. Gişe ve kiralama bedelleriyle birlikte $5.450.000'lık hasılat elde eden film, Chaplin'in en çok kazandıran filmi oldu. Filmde bir meleği canlandıran Lita Grey, film çekilirken 12 yaşındaydı. 14 yaşındayken Charlie Chaplin ile ilişki yaşamaya başladı ve 15 yaşındayken o zaman 35 yaşındaki Charlie Chaplin'den hamile kaldı. 2 yıl sonra boşandılar. Evlilikleri sırasında 2 erkek çocuk doğurdu. Chaplin zamanının bir boşanma davasında yapılan en yüklü ödemesini yaptı. Eşi için $600.000 ki günümüzde yaklaşık $9.000.000 yapıyor ve her bir çocuk için de $100.000 ödedi. Ki bu tutar da günümüzde $1.5 milyon tekabül ediyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.